Herkese merhaba. Ben Doktor Mustafa Kalkan. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere ne kadar magnezyum kullanmalıyız ve magnezyum seçerken nelere dikkat etmeliyiz bunu biraz detaylandırmak istiyorum. Magnezyum videoları bu kanaldaki ilk videolardan bir tanesiydi. Orada kapsamlı bir şekilde hangi magnezyum ne işe yarar ve magnezyuma neden ihtiyacımız var sorularını cevaplamıştım ve oldukça iyi izlenme rakamlarına da ulaştı. O videoları da izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Magnezyum farkındalığı artık oldukça yaygın baştı. Yani biz bundan 5 yıl önce magnezyum dediğimizde birçok insan bilmiyordu. Neden kullanması gerektiğinden haberi yoktu. Gerek sağlık profesyonelleri arasında da bu kadar bilinir halde değildi ama insanların kullanmasıyla fayda görmesiyle önemini çok daha iyi bir şekilde anladık. Artık magnezyum bilmeyen yok ama burada da zaman zaman hocam ne kadar magnezyum kullanmamız lazım? Kaç miligram kullanmamız lazım? Ne kadar süreyle kullanmamız lazım gibi sorular gelebiliyor. Bu noktada işte Önce doz meselesine bakacak olursak aslında bizim günlük magnezyum ihtiyacımız 400-450 miligram beslenmeyle almamız gereken magnezyum. Özellikle son 50 yılda topraklar verimsizleştiği için besinlerdeki magnezyum ciddi bir şekilde kaybolmuş durumda. Onun yanında yine magnezyum kaynağı olan besinlerden yani yeşilliklerden özellikle fakir beslenme, kullanılan birçok ilaç ve yaşam tarzı da vücutta magnezyum eksikliğini derinleştirmekte. Dolayısıyla günlük ihtiyacımız 400-450 mg ama ben sabah akşam yeşillik yiyorum, çok sağlıklı besleniyorum diyen biri bile maalesef bu değerlere ulaşamıyor. Yani maksimum 100-150 mg, 200 mg belki magnezyum alıyorsak bunu kar sayıyoruz. Her gün haliyle 100-150 miligram, 200 miligramlık bir magnezyum ihtiyacı vücudumuzda oluşuyor. Peki magnezyum takviyesi alalım bu açığı kapatmak için. Peki ne kadar, hangi dozda alacağız? Burada aslında elementel magnezyum kavramına bakmak lazım. Aldığınız magnezyum takviyelerinde elementel magnezyum miktarı yazar. Yani sizin bu takviyeyi aldığınızda vücudunuza geçen net magnezyum miktarı bu. Atıyorum bir kapsülde 300 miligram magnezyum glisinat olabilir ama oradan gelen yani net elemental magnezyum 50 mg'dır. Yani glisin aminazide ayrıldıktan sonra vücutta kalan net magnezyum miktarıdır elemental magnezyum miktarı. Burada da işte örneğin glisinat ve sitrat kombinasyonu bir takviyeden bahsedelim. 50 mg elementel magnezyum glisinattan geliyor örneğin. 50 mg elementel magnezyum sitrattan geliyor. Ve bir kapsülde atıyorum 100 mg elementel magnezyum vardır diyor. Ve siz bundan iki kapsül aldığınızda 200 mg magnezyum almış oluyorsunuz. Peki başka bir takviyede atıyorum 150 mg elementel magnezyum var diye bu ondan daha mı kötüdür? Hayır işte onun için keramet elementel magnezyum da değildir diyor diyoruz. Önemli olan sizin amacınızın ne olduğu, bu verdiğimiz magnezyumun ne kadarı vücuda geçiyor veya sen beyinle ilgili fayda görmek istiyorsan ne kadarı beyne geçiyor bu önemlidir. Dolayısıyla elma ile elmayı armutla armutu karşılaştırırken elemental magnezyum bizim için bir anlam ifade eder. Yani bir takviyede 100 miligram elemental magnezyuma sahip magnezyum glisinat var. Bir takviyede 75 miligram elemental magnezyuma sahip magnezyum glisinat varsa ilk takviye daha kıymetlidir. Ama bir takviyede 100 mg magnezyum gelen glisinat var, bir takviyede de 125 mg magnezyum gelen magnezyum malat var diyelim. Hangisi daha iyidir? Amacın neyse o daha iyidir. Yani amacımız enerji ise magnezyum malat bize daha çok enerji verdiği için magnezyum malat benim için daha iyidir. Amacım iyi uyumak, sakinleşmekse magnezyum glisinat benim için daha iyidir. Yani burada dozların artık bir önemi kalmaz. O nedenle takviyeleri karşılaştırırken de a bunda bak daha fazla magnezyum var demek her zaman çok doğru olmayabilir. Zaten Keramet magnezyum dozunda olsaydı mesela ülkemizde ilaç olarak ruhsatlandırılmış, isterseniz eczaneden reçetesiz de alabileceğiniz, ister devletin de ödediği magnezyum ilaçlarında mesela 365 miligram 400 miligram magnezyum var bir tablette. O zaman en iyi magnezyumun bu olması gerekirdi. Ama en iyi magnezyum bu mu? İçerisinde ne var? Magnezyum oksit var. Yani yani vücuda yüksek oranda geçemeyen, belki bir miktar kaslara geçebilen ama beyne geçemeyen işte enerji verme etkisi magnezyum malat gibi ön planda olmayan bir magnezyum formu var. Sen ister 400 mg ver, ister 600 mg ver. Bağırsaktan geçemedikten sonra veya senin ihtiyacın olan faydayı ortaya koyamadıktan sonra bir anlamı yok. Yani sadece doz üzerinden takviyeleri veya ilaçları karşılaştırırsanız yanılmış olursunuz. Burada işte amaca göre planlanmış bir kombinasyon olduğu sürece 150-200 mg'lık bir elementel magnezyum içermesi bizim için yeterli olacaktır. Mesela bazı magnezyum formları çok küçük dozlarda bile yüksek etki yaratabiliyor. Mesela magnezyum el trionat formu. elementel magnezyum oranı düşüktür. Yani siz 700 mg magnezyum el trionat alsanız bile oradan 50 mg net magnezyum gelir vücuda. Baktığınızda 50 mg belki çok küçük gibi gelebilir ama o dozla bile magnezyum el trionat ne yapıyordu? İşte beyinde odaklanma, dikkat, hafıza üzerinde fayda sağlıyordu. O küçük dozlarda bile etki görebiliyoruz. İşte mesele biyo yararlanım ve hedefe ulaşıp ulaşamadığı. Yoksa doz burada önemli değil. Yani nasıl ki 1 litre normal mazot yaktığınızda açığa çıkan enerjiyle 1 litre jet yakıtı, uçak yakıtı yaktığınızda açığa çıkan enerji aynı değilse orada 1 litre mazot bir motosikleti bile çalıştıramaz. Ama orada siz 1 litre jet yakıtı, uçak yakıtı yaktığınızda uçak uçurabiliyorsunuz. Yani baktığınızda ikisi de 1 litre yakıt ama yarattığı etki aynı değil. Magnezyumla da işte bu anlayışla doz meselesini değerlendirmeniz gerekiyor. Sadece aynı vektörleri birbiriyle karşılaştırırken kıyaslamak açısından bu doz bir anlam ifade edebilir ama 100 mg magnezyum malat 50 mg magnezyum eltironattan daha iyi değildir. Amacın neyse ona göre değerlendirmek gerekiyor. Peki magnezyumu ne kadar süreyle kullanacağız? Bunun da cevabını zaten akılcı ve bilimsel takviye rehberinde de anlattığım gibi aslında magnezyum sürekli bir ihtiyaç. Nasıl ki her gün 400 mg almamız gerekirken biz beslenmeyle bunu yerine koyamıyorsak, haliyle bu aradaki açığı tamamlamak gerekiyor. Magnezyum sürekli hayatımızda olabilecek bir mineral. Yani bu şu değil, yani her gün alarm kurun aynı saatte magnezyumunuzu sakın aksatmayın anlamında değil. İki gün alırsın, bir gün belki unutursun, 3 gün alırsın, iki gün unutursun ama sürekli hayatımızın bir köşesinde magnezyum olması gerekiyor. Bir de magnezyum seçerken dikkat etmemiz gereken ekstra bazı kriterler var daha önce bir takviyenin anatomisi diye de bir video çekmiştim. Orada aslında genel takviye seçerken dikkat etmemiz gereken kriterler olduğu gibi mesela bir takviyenin etkinliği daha kapsül veya tablet olmasından başlıyor. Kapsül formundaki takviyeler daha yüksek biyoyararlanım elde etmemizi sağlıyor. Çünkü mide sağlığı, bağırsak sağlığı birçoğumuzda problemli. Bu nedenle işte tabletleri ne mide asit eritebiliyor ne bağırsaklarda parçalanabiliyor. Ama kapsül olduğunda dışındaki bitkisel kapsül eridiğinde içerisindeki magnezyum bağırsağa saçılmış oluyor ve daha rahat bir şekilde emilim sağlamış oluyoruz ve yutması da haliyle daha kolay ve konforlu olabiliyor. İkincisi magnezyum biliyorsunuz B6 vitaminsiz özellikle de B6 vitaminin aktif formu piridoksal 5 fosfatsız olmaz. Piridoksal 5 fosfat hem magnezyumun emilimini artırıyor hem vücutta birçok yerde birlikte çalışıyorlar. Serotonin, dopamin, melatonin gibi nörotransmitterlerin sentezlenmesinde magnezyum ve B6 vitamini sürekli birlikte rol alır. Dolayısıyla magnezyum B6 vitamin içeriyor olması bir avantaj. 3 Amaca göre belki yardımcı bazı bileşenler içeriyor olması önemli. Amacımız enerji ise enerji veren bir magnezyum malat formunun yanında yine enerji üretiminde görevli mesela B12 vitamininin enerji veren formu var. Adenozil kobalamin içeriyor olması bir artıdır bizim için. Veya kalp sağlığı için, kardiyovasküler sağlık için mesela magnezyum taurinat formu var. Taurin kalpte en bol Amnestilerden bir tanesi Onun yanında potasyum da olması Kalp damar sağlığı için önemli Magnezyumla potasyum bir arada çalışıyor Böyle yardımcı bileşenler içeriyor olması Önemli Amaca göre planlanmış olması önemli İşte gündüz enerjiye yönelik Kullanacağımız magnezyum takviyesinin Enerji veren formlarla Planlanmış olması Veya gece iyi uyumak, sakinlemek, rahatlamak Anksiyolitik etki görmek için Bizi sakinleştiren, rahatlatan Magnezyum glisinat gibi trionat gibi formlarla planlanmış olması önemli. Yani amaca göre planlanmış bir kombinasyon olması da magnezyumdan elde edeceğimiz faydayı artıracaktır. Evet bugün özellikle magnezyumdaki doz meselesine değinmeye çalıştım. Dediğim gibi magnezyumla ilgili çektiğim daha önceki videoları izlemediyseniz onları da kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Tarafımca Kalem alınan Akılcı Bilimsel Takviye Rehberi isimli kitapta da magnezyum detaylı bir şekilde anlatılıyor. Ayrıca beni Instagram Dr. Mustafa Kalkan sayfasından da takip edebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşme üzere hoşça kalın sağlıkla kalın.